Tüm yatırımcılarımız ve takipçilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ahmet Hocam, siz başlayabilirsiniz. Tamam. Dinliyoruz. Sen geldikçe yatırımcıları al içeriye. Evet. Paylaşalım bakalım. Vallahi bugün yukarı gitti. Sonra öğleden sonra bir ara bir satış geldi. Bir şeyler oldu. Sonra tekrar toparlandı falan. Öyle bir seans geçirdi. Yani bir sürü kağıt gene %9,5-10 falan filan böyle bir tavanlar mavanlar bir sürü kağıtlarda tavanlar filan oluştu yani. Bankalarda biraz sıkıntı oldu. Önce yukarı gittiler sonra satış geldi. Onun dışında Sabancı 40'ın üzerine gitti sonra geri geldi. Koç 68'ler filan oralarda bir şeyler dolaştı. Ereğli yukarı gidiyordu. Onun da yolu var. Ama endeks bakıldığında yani mesela saatlik çok kısa vade bakarsak şurası kaç kardeşim? 4784. 4784. Burası kaç? Şöyle yaparsak. Burası da 4600 yok 4446. E 4780 80 desek yani ne olacak burası 4800 desek burayı da 4450 desek yani 350 puan değil mi 4500 4800 300 350 puanlık bir hareket. 4800'e 350 koysak 5150 falan olması lazım ki zaten şuradaki 5140 falan filan yani şu çanak saatlik yani bu yukarı yönde katlarsa şu hareketle oraya doğru gider. 5150 ortalamaların üzerinde mi? Üzerinde. Yani saatlik ortalamanın üstüne şurada bir yerde çıktı. En kısa vadeli bu 4000 civarı diyelim. 3950'lerde falan çıkmış. O gün bugündür. Yani yukarı yukarı yukarı. Şimdi burada biraz sendeledi. Bir dinlendi. Yani bizim tabirimizde benzin deposu boşaldı yani burada bu kadar. Benzin harcadı yukarıya. Yokuşu çıkarken. Şimdi benzin istasyonuna geldi. Biraz benzin aldı. Tekrar depoyu doldurdu inşallah. Şimdi tekrar yukarı doğru gidiyoruz. Görüntü itibariyle. Nereye kadar gidebiliriz? Bakıldığında şurada haftalık grafik var. Yani burada da şu gelinen yer 4939. Yani buraya kadar geldik. Yani şurayı eğer 2618 katı kadar katlarsa şuradan itibaren buradaki hedef 6000 civarı. Şu anda 1618'i geçti. Orası 4450 filandı. Orayı geçti. Açtı orayı. Şimdi bunun üzerine bir aç daha koyarsak 2618 aç kadar gidiyor. Buraya doğru. Burası da zaten dediğimiz gibi neydi? Dolar bazındaki grafikte. Şöyle bakalım. Aylık grafikte. 2011 senesinden beri ne var burada? 2007'de de var zaten. 499, 510, 508. Yani buradaki tepeleri birleştiren, şu tepelerden filan geçen yuvarlak hesap bu çizgi 3 aşağı 5 yukarı değil mi? Buralarda yukarı yönde kırıldı. 261'e geldi. Bugün kaç? 265 olmuş bugünkü çıkışla da. Yani buralardaydık. Hatta buralardaydık. Hatırlıyorsunuz. Şuraya verdiler falan. Yani bankalarla buraya indirmişlerdi. Sıkıntı yok dedik ya. Bu yukarı gidecek yani. Şimdi gele gele buralara kadar geldik.
hedeflerden bir tanesi burada. 285 filan bakıldığında. Bu hangi hedef? Şu yatay alanın yukarı yönde katlanması. Bir de böyle bir hedef var. 225-125 arası. O da 325'i gösteriyor. 325 neresi? 2018 senesinin aşağıda 2018 senesinin zirvesi görüldüğü kadarıyla. Yani. Onun için fiyatlar oraya doğru gidebilir arkadaşlar. Ama bir anda gitmeyebilir. Geçen sefer de söylediğim gibi. Yani illa başladığım gibi de gitmeyebilir. Arada bir bazen benzin alma durumu olabilir. Yani bir istasyona gelip bir dinlenebilir. Geçmişte de dinleniyordu. Yine dinlenebilir. Oradan sonra da gidebilir. Ama hedef olarak oraya bakın yani. Evet. Şimdi FED şey olarak Merkez Bankası işte faizi de indirdi. Buraya baktığımız zaman şöyle yapalım. İşte neymiş? Derimot, Menderes, Yeşil, İptaş, İpek, İpek Koza Kozal grubu tavan. Friko, Seyit Kimya, Seyit o işte Kimya, Pamel, Dio Boya, o da gitmiş tavan. Yani burada bir sürü tavanlar var bakıldığında. Yani AGS kalkınma bile hareketlenmiş. Yani Turex onu ama TT.com 17. Vay, wow, güzel. RTL bana var biraz spekülatif. Backup grup götürüyordur. Tatkıda tabii. Yani bunlar yan tahtalar. Otokar 892 olmuş. Artık bir şey kalmadı. 1000 liraya. Artık bir tane emir, bir tane emir. Yani gördüğünüz gibi lotlar da kalmadı. Tamam. Evet. Kan kusturdu. Buradan buraya kadar. Sonra işte 530'dan 900'e. Yani bu işler hep böyle oluyor. Bakıldığında şuradan itibaren yukarı yönde roket. Yani zaten buraya geldik desek 55 lira, 20 liradan 1100 lira eder. 18 liradan işte buraya geldiği zaman 1000 lira eder. Binler kulübüne gitti mi? Gitti. Onun için başka kağıtlar da zaten gidiyor. Gübre 200'e aşmış. Yani yan tahtalarda iyi de para var. Karel, Marel. Bugün Vespe hareketlendi. Ne olduysa. Canım benim ya. 9 lirada millete kan kusturdu. Bugün baktım 11 liranın üzerine gitmiş. Yani kağıt 10 lirayı zar zor geçiyordu. Bir geçti, gitti, geldi. Yani bir şeyler yaptı. Ondan sonra 11.43 kapatmış. Buradan 9.75'ten kopuyor. Burayı bir türlü kıramadı. Şu 10 lira seviyesi. Burada gitti geldi, gitti geldi. En sonunda şimdi patlattı. 10 lira. 8 lira yaklaşık işte 12-13 oralara da gidebilir. Baktığın zaman böyle kağıdın ana zirveleri burada 85 sent. Yani bakıldığında şimdi buradan kopuyor yukarıya. Direnç bir burada vardır, bir burada vardır 70 sentte. Gidebilir. Vespe'yi soruyorlardı zaman zaman. Bakalım DAX. Evet, tırmanıyoruz 14.700'e doğru. Dow Jones ne yaptı? 34.194.
O da buraya geldi. Eski buralar bitti. 29 binler. Yani işte klasik. Yani eğer FED 100 bas puan yapmayacak ama yani keşke yapsa. Yani öyle bir FED faizi olduğu anda artık ondan sonra pek faiz artışları kolay kolay yapılamaz. Yapılsa bile 0.25 pek fazla bir şey etkilemez. Yani faizlerin gelebileceği en yüksek noktaya kadar gelindi diye kısa vadeli bile olsa bir anda para sağa sola anında dağılır. Birçok endeksi yukarıya atar. Son bekliyoruz işte 14-15 Aralık galiba. O da altın. Bakarsanız ...1786... ...1730 civarında. Burada da şöyle 1786... ...1730 arası bir çanak oluşabilir. Zaten onu katlarsa hedefi bunun 1850 civarı. Böyle bakıldığında altına, nerede bakayım bunun günlük grafiği, buralarda bir yerde olacak. O kadar çok grafik var ki. Ama hepsini de saklamak zorundayız. Yoksa hepsini teker teker yaparsak yanmışız yani. GBP, USD, evet. Brent, XAU, USD. Yani bakın şöyle. Bu da buradan gelen, uzun süredir aşağı yönde gelişen bu trend çizgisini, bu akımı, düşüş akımının dışına doğru çıktı. Yani şurada bana göre uzun vadeli, önce burada şunu çizeyim, üst tarafı. Onun bir altında var. Şurada. Şu aralıkta bir toba oluşuyor. Yani bir çanak oluşuyor. Bunun yukarı yöndeki katlaması 1900'lere kadar gider. Yani çanak, şöyle bir çanak oluşuyor burada. Bakıldığında. Şu alanda. Burada gidiyor, geliyor. 1765, 75. Hatta burası 86 idi. Bunu da 86 yapalım. Bu alanda yani. Biraz daha üstü 1800. Şurada şimdi tekrar toparlanıyor. Öyle bakın. Fed'in bir faiz artışı diye tut ki mesela 50-75 bas puan yapsın. Burası kırılmıyorsa aşağı yönde, yani burası 1700'ün altına inmiyorsa kardeşim, Fed'in faiz artışlarına rağmen, o zaman bu Abbas yolcu yukarıya doğru. Evet. Yani yine artı 4 ama artı 4 ama işte endeks artı 4 gibi gözüküyor. Bakın burada bir sürü kağıt var. Artı %6, 7, 8, 9, yani tukaşlar, onlar bunlar, her yerde bir hareket var. Yani. Gitmeyen kağıtlar da gidecek. Hala aynı fikirdeyim. Saat 10'da gene Brezilya maçı var. Onun için kapatacağız 10'da. Kusura bakmasın kimse. Onun için erkenden soruları alayım ben. Herkesin sorularına cevap vermeye çalışayım. Ona kadar ben biraz kısa keseyim. Aydın havası olsun. Evet. Hocam, gönder ilk... Tamam, soruyorum hemen. İlk olarak TÜMOSAN sorulmuş. TÜMOSAN? Evet.
Aslan. Evet. Yani kağıt 10 liradan zamanında 10 liralarda falandı. Daha sonra 3'e geldi. 3'ten yukarıya gitti. 10 geçildi. Daha sonra hızlandı. Yani 80 liralara falan geldi. Bence şu anda dinleniyor yani. Benim söyleyebileceğim kadarıyla. Çünkü epey iyi yükseldi. 80'lerden 71 kapamış ama 80'lerden bir düzeltme yaşadı şuradan. Ama kağıdın geldiği yer burası yani. Yani pandemiye bakarsan pandemi fiyatı 3,5 lira. Yani 2020, 2021, 2022 kağıt 80 liraya bayağı geldi. İyi tırmandı. Hele Mayıs ayında kağıt 15 liraydı ya. Bu senenin Mayıs'ında 15 lira. 15 liralık kağıt oldu sana 5 katı. Hadi enflasyon var diyelim %150. Yani bölelim. 1,5'a bölün. 80, 30 desek. Yani eski 35 lira filan. 2021 yılının Eylül ayının filan 35 lirası filan kağıt şu anda. Bence ortalamaların üzerinde. Ortalamaların üzerinde kaldığı sürece yani bir sıkıntı yok. Yani son 66 bence işte en son dibin olduğu yer. Ya, buralarda böyle gezinir. Yani şey de öyle yaptı. Vespe de öyle yaptı. 9 liralarda, 10 liralarda gezindi. Ondan sonra pat koparttı ipini. İnşallah bu da öyle yapar. Yani şöyle bakıldığında kağıt böyle bir yatay alan içinde diyeyim. Hatta böyle buna hani bir çanak, bir tane de kup, fincan kup gibi olabilir mi diye bakalım. 60 liranın altına inmediği sürece kağıt 60-75'i yukarı katlayarak 90 veya 95'e doğru da gidebilir. Şu anda beklemek lazım. Bakalım kağıt neye karar verecek? Kağıtta 50 günlük ortalama yeşil. 50 günlük ortalamada destek buluyor kağıt. Fakat 78-80 aralığında da satıcı geliyor. Yani kağıda biraz satıcı geliyor. Kâr realizasyonu oluyor. Likit mi tahta? Likit olmayabilir artık. Giderek azalabilir likiditesi. Çünkü yani 10 bin not ama çoğu lotlar 3.000, 5.000, 6.000 oralarda. Yani burada artık 50.000, 60.000 lot falan filan göremezsin. Fiyatlar genelde yukarı doğru gittikçe, değerlendikçe işte otokar. Otokarda var mı yani kademelerde 10.000 not, 15.000 not alıcı satıcı? Artık bulamazsın. Lotlar azalır. Burada daha gene 10.000 not, 8.000 not, 5.000 not falan. Yani çok çok likit değil ama çok da yani çok da az değil. Gene de kademelerdeki lotlar. Beklemek lazım. Bakarsın bölünür. Böyle oluyor bazen. Gidiyor. Sonra bölünüyor. Bölündüğü zaman tabii lotlar artıyor. Likiditesi artıyor. Fiyat düşüyor. Lotlar artıyor herkesin elindeki. Daha fazla alışveriş olma şansı doğuyor. Evet. Trend yukarı. Geçelim. Hocam artık bilişim. ADYZ. Ya orası geçmişte yatırımcı bayağı orada hırpalandı. Yani patronla mal sattığı bir şey oldu. Bir gürültü patırtı koptu. Çok düştü kağıt aşağılara. Evet şuradan 9 liraların üzerinden bir anda gitti aşağılara 4.60'a. Uzun süre buralarda toparlanmaya çalıştı. Yani piyasa yukarı giderken bu buralarda vakit öldürdü. Buralardaki falan filan insanlar bezip de malları sattılarsa toparlamışlardır. Tekrar yukarı aldılar. Yani kağıdı gene 10 liranın üzerine getirdiler ama yani burada
kim sattıysa bir kere kağıdın ismi çıktı. Hani vardır ya, ismin çıkarsa 9'a inmez 8'e. Onun gibi oldu yani. Ben mesela şuradaki böyle bir düşüşe yakalanmak istemem. Böyle bir kağıda girmek istemem. Bana ne? Hani 500 tane kağıt var, sadece 50 tanesi gidiyor. Diğerleri hepsi çöküyor. Öyle bir ortam yok ki kardeşim. Niye ben geçmişi kanalı böyle bu tip düşüşlere sahne olan bir kağıda gidip de risk alayım ki? Niye şansımı orada deneyeyim? Yani hiçbir yere gitmeyen işte Türk Telekom bile 20 liraya gidiyor. Git oraya. Git Vespe'ye. Yani onlar da gidiyor. Koç'a gir, Savancı'ya gir. Ötekisi 900 lira oldu. Tüpraş 500'ler kulübüne aşacak gidecek. Bana ne burada? Bence. Yani şurada bir şey oldu. Patron sattı diye biliyorum. Çok yatırımcının canı yandı. Ya, kusura bakma kardeş. Ben seninle uğraşamam. Yani bir patron veya kimse, yönetim, kendisine para yatıran, kendisine paralarını emanet eden yatırımcıları korumak zorundadır ya. Onların paralarını almak için fiyatlar yükseldikçe patır kütür satış yaparak fiyatları aşağı indirmek gibi bir durum olamaz ki. Türkiye'de belki bu tip işler olabiliyor ama Amerika'da yap bakalım sıkıysa. Hele bir açıklama yapmadan bir saat bakalım. Ondan sonra elindeki malları hapishaneden satarsın. Eğer telefon bulabilirsen hapishanede. 5 sene içeriden çalışırsın, hapishaneden. Bu işler öyle. Insider trading dedikleri, yani inside information. İçeriden bilgi alıp içeriden iş yapmak. Yemezler. Başkaları da aynı şekilde o tip cezaya tabi olabilir. Hele bir fon yöneticisi alsın o haberi. İçeriden muhasebeciden, oradan, buradan veya hangi kimden, yöneticiden, o da girer içeriye. Yani böyle açık olmayan bilgileri içeriden birilerini şey yaparak, konuşarak, ederek veya bir şekilde o bilgileri alıp da onun üzerinden işlem yapıyorsanız insider trading'dir. Normal bu işlerin yapıldığı ülkelerde 5 sene yazar. Ya yine alışveriş yaparsın içeriden. Avluda alışveriş yaparsın. Evet. Yani bilmiyorum. Yukarıya gidebilir mi? Gidebilir. Ama ben de girmem. Yani o topa girmem. Çünkü arkadaşım birilerinin yani keyfine göre hiç olmaz ki burada. Ha diyeceksin ki bir sürü kağıtta da oluyor. Olabilir. Ama tutacaksanız kağıdı 70 sente kadar yolu var en kısa vadede. O riski görüyorsanız eyvallah. Yani şöyle bakın. Yani şuradaki çanağı tamamlamak için buraya kadar gelebilir. Ha daha sonra burayı katlar mı hocam? Şu çanağı. Normal şartlarda kağıt katlayabilir. Ama Ardiz denen bu kağıt katlar mı katlamaz mı onu bilemem. Ya. Teknik analizde kağıtların ismine cismine normalde bakılmaz. Yani teknik analizde şirketlerin ismi önemli değildir. Hiç yer tutmaz da. O katılımın ve kuralların çalıştığı, katılımın çok fazla olduğu ülkelerin borsalarında geçerlidir. Birilerinin hisseleri parmağında oynattığı yerlerde teknik analiz geçerli değildir. Tek tabancanın olduğu yerde.
Adamın kafasına göre teknik analiz olmaz. Onun için diyorum her zaman. Yani burada yatırımcıyı alıp oraya buraya götürüp getiriyorsunuz, güzel de. Yani çok büyük işler beceriyorsunuz göğe, robotumuzla falan. Ben diyorum kırkmanar gibi. Yani sizi buradaki pistlere bekleriz. Yani sizi buradaki yani er meydanına bekleriz. Burada parite var. Buyurun pariteye gelin. Bakalım ne yapıyorsunuz görelim. Herhangi bir kağıdı alıp oraya buraya götürüp getirmek Türkiye piyasasında o çok fazla böyle büyük bir iş değil. Biraz parayla yapılabilir. Ama er meydanına buyurun. Madem o kadar iyi biliyorsanız. Dediğim gibi yani kağıda güveniyorsan kardeşim bir doları bekleyebilirsin burayı. Uzun vadede. Kağıt 50 haftalık dolar bazında ortalamanın üstüne çıkıyor. Görüntü pozitif yani. Evet, geçelim. Yataş sorulmuş hocam. Yataş. Evet, kağıt tırmanıyor. Şurayı katladı. 17, 9, 8 lira. 17, 8 daha 25. Bu çanağı katladı. Şurayı. TL bazında hedefe ulaştı. Trend yukarı gördüğünüz gibi. Yani ortalamaların üzerinde devam ediyor yola. Dolar bazında bakarsak tabii orada iş biraz değişik. Şurada ortalamalardan yukarıya kalkıyor. Buraya gelebilir. Yani şurada bir direnç var. Majör tepeler burada. Onlar biraz da spekülatif bir çıkış ama ya. Yani çünkü buradan götürüp bir anda böyle paldır küldür inmesi yani güçlü bir çıkış bu şekilde inmez kardeşim aşağıya. Böyle patır kütür patır kütür. Yani götür götür götür. Ondan sonra çak round trip. Yani başladığı noktaya geri gelsin. Buradan al götür tekrar başladığı yere geri getir. Onun için yani şuradakiler geçici tepeler gibi oluyor. Oraya geldiği zaman satış geliyor. Ama ondan önce yani 1,5 dolar, işte 1,5-1,60 orası geçilirse 2 dolar civarında bence satıcı gelir. Kağıt tırmanıyor. Düzeltmeler olabilir mi? Olabilir. Düzeltme nerede olur? Yaklaşık 1,20'de falan. Yani düzeltme dediğim 1,20, 20 lira olsa 1,20, 24 lira eder. 18,5'dan hesap yaparsan 21-22 dolar bazındaki 1,20'ye tekabül eder. Orada da destek bulur diye düşünüyorum. Şuralarda bir yerde. Çünkü ortalama falan tırmanacak. Ona yetişmeye çalışacak. Görüntü pozitif. Geçelim. Hocam Trabzonspor sorulmuş. Yani şu anda bir şey olmaz oraya. Eğer 45 gün yarım yani bir ay 45 gün bekleyeceksen pozisyon tobonun olduğu yerde güzel bir yerde. Ama burada biraz daha vakit geçirebilir.
ne zaman ki oyuncular geri gelir, Dünya Kupası biter, Trabzonspor eğer tekrar kendini toparlayabilirse tekrar buraya gelebilir kısa vade. Sonrası biraz daha Trabzonspor'a bağlı. Yani şu yatay alan yukarı kaplaması için bunun burayı kaplayıp da tekrar 6'lara veya 6.5'lara gelmesi için, yani şuradaki tepelere gelebilmesi için bir kere kağıtta beklenti oluşması lazım. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi beklentisi gitti. UEFA da gitti. Federasyon Kupası, benim bildiğim o da gitti. Ya bir teknik kaldı. E lig geçen seneki gibi değil. Burada Fenerbahçe var, Galatasaray var, Beşiktaş var, Başakşehir var, Adana Demirspor'u var. Bir sürü takım var. Tepede. Yani tepedeki takımlar arasında şampiyonluk tecrübesi olan üç büyükler de orada. Böyle kolay olmaz. Yani bana göre şampiyonluk, yani ben Galatasaraylıyım tabii de, Galatasaray ile Fener arasında kopar gibi geliyor ip. Ya Trabzonspor'un devreye girebilmesi için ötekilerin de puan kaybetmesi lazım. Trabzonspor'un da kendisini toparlaması lazım. Yani santifor, martifor, yani onlar biraz oyuncu lazım. Devre arası başka bir iş. Şimdi devre arasına kadar eğer işi idare ederse, kopmazsa, fazla puan farkı açılmazsa, iyi transferler yaparsa, o zaman tekrar bir beklenti oluşur. Görüntü itibariyle evet. Ama buradan buraya çıkar, tekrar iner falan filan. Yani şu bir ayı Dünya Kupası'nı bence bu aralıkta çıksa bile, yani 5'in üstüne, o 5, 10, 15 o kadar. Kimse parayı oraya sokmaz. Bir ay hiçbir şeyin olmadığı, maçların durduğu yerde millet niye parayı kenarda bir yerde şey yapsın, depolasın? Öteki tarafta aksiyon var, %10, 9 falan. Kağıtlar bir yerlerde kaynaşıp duruyor, gidiyor yukarılara. Adam parayı oraya sokar. Elindeki Trabzonlu sana satar, paraya döner, parayı alır, başka yere gider. Anlatabiliyor muyum? Yani ben öyle düşünüyorum. Tekrar buralara gelmesi için Trabzon'da şampiyonluk beklentisi oluşması lazım. Bu sene şeydeki gibi değil, 2021'deki gibi değil. Galatasaray 30 puan geride, Beşiktaş 12 puan geride, Fenerbahçe atıyorum 15 puan geride. Ondan sonra son hamleler falan filan, gene de yakalayamadım. Puan farkı çok açıldı çünkü. O da uçurdular tabii kağıdı yukarıya. Ama şimdi öyle bir durum yok. Benim gördüğüm kadarıyla yok. Ama devre arası değişebilir. Evet. Bence bir ay fazla hareket olmaz. Geçelim. Geoteknoloji sorulmuş hocam. Hı? Geoteknoloji. Geotek. Yahoo! Evet. Geotek. Vallahi iyi kar almışlar burada diye düşünüyorum ya kısa vadede. Yani buraya böyle bakarsan teknik görünüm olarak 20-25 liradan bence kısa vadede burada iki tane de tepe oluşmuş. İkinci tepeden de sert bir satış gelmiş. Yani burası taban taban yemiş, sonra toparlamış, tekrar aynı yere getirdiler. Bir daha çaktılar. Ne zaman ki bu tepe geçilir kardeşim, burada sıkışır mı? Gider gelir bilmem ne üçgen mi yapar? Yataya mı sarar? Ne zaman
120'nin üzerine çıkar. Arkadaşlar niyeti bozdular. Bir daha götürüyorlar demek lazım. Ama şu anda bana göre riskli bir alan. Yani bana sorarsan şu andaki görüntü riskli. İki tane tepe oluşmuş kısa vadede. Ha, 120'nin üzerine geçiyorsa eyvallah, götürüyorlar demektir tekrar. Yani çıkış 5 lira. Erişilen nokta 125 lira. Eylül 21, 2021'in Eylül ayı, 2022'nin Eylül ayı, Kasım ayı. 25 katı. Ya. Pardon da. Yani arkadaşım iyi para kazanmış birileri. Yani ben böyle bir kağıda gidip paramı koyarak birilerinin karını benim paramın üzerinde realize etmesini istemem. Bu fiyatlarda. 200'e gidermiş. Vallahi yolu açık olsun. Ben böyle 25 katı olmuş kağıtta kusura bakma. O trene binmem. Ama 50 katı olur. Olursa da olur. Götüren de helal olsun. Risk yatırımcıda. Bu konuda kimse bu tip kağıtlarda kolay kolay sizin vebalinizi taşımaz. Ben taşımam. Burası tamamen bu fiyatı 15'ten alıp 125'e götürendedir. Nerede ne yapacağını ben nereden bileyim adam? Grubun veya spekülatörün. Hele bir yani bu tip olaylar 2020'de yaşandı. 2020 senesinde de roket gibi uçtu kağıtlar. Sonra 2021 yılını o uçan kağıtlar bir sene aşağı gitti. Hatırlarsınız. Açın grafikleri bakın. Yani hubbeciler, onlar bunlar, reysaçlar, şu bu. Bir sene gitti aşağıya kağıtlar. Karton, marton hepsi gitti. 90 liradan gübre fabrikaları bile 45 liraya indi. Ha şimdi 200 lira olabilir. Yani ben demiyorum ya. Bu da 200'e gidebilir ama şu anda bence ben almam. Bu riske girmem. Yani biz al falan da tut da diyemem. İki tane tepe oluşmuş. Arka arkaya iki gündür sert satışa maruz kalıyor. Yani bilemem. Geçelim. Top yatırımcıda. Ben olsam kârdaysam biraz karımı alırım, cebime koyarım. Hepsini satmasam bile bir kısmında kârını alırım. 25 katı olmuş kağıt. Hocam sırada Avop var. Hayır. Bu son zamanlarda bu kadar yatırımcı gelip de piyasada hisse senetleri pek fazla olmadığı için yani millet 20 katı falan 15 katı olunca kağıtlar gitmemiş zannediyor. Yani ama yani borsa böyle bir yer değil. Yakında öğrenecek. Tekrar öğrenecek yakında. Borsa biraz daha yani uzun vadeli falan filan. Yani böyle kısa vadede 25 katı, 30 katı, 10 katı, 25 katı, 15 katı. Yani her şey öyle gitmez. Şimdilik gidiyoruz ama ileride bu şekilde bunun devamlı olarak tamam mı gideceğini zannetmeyin. Şimdi testiyi doldurun akarken bence. Evet geçelim. Hangisi? Avot hocam. Avot. Evet. Evet. Avot. Valla deminki gibi bakın mesela şuradan 1.77 7 lira buradan götür 2020 senesi 70 kuruş 2020 pandemi 70 kuruştan 7 liraya 10 katı 2021'de ne oldu kağıda
Bütün sene aşağı. Şimdi toparlanıyor. Gene böyle bir çıkış yaşanır mı? Spekülatöre bağlı. Ama kağıt 3,5'u geçerse yukarıya doğru 4,5, 5'e doğru yollanabilir mi? Yollanabilir kardeşim. Ama bu kağıtta da spekülatörlerin veya grupların iyi çalıştığını görüyorsun. Burada da 2018 Kasım ayı 30 kuruş çok tutmuyor. 2019'a kalamıyor bile. 30 kuruştan 2.30'a gidiyor. Yani 2.40'a gitse 30 kuruştan 8 katı. İnşallah burada da 8 katı gider. 3 kere 8 24. Vay yok 8 katı gitmez. Yani 4,5-5 liraya gider mi? Gidebilir. Götürebilirler. Ondan sonrası yani buradaki adamın eşref saatine bağlı. Yani ne yapmak istiyorlar? Onlara bağlı. Ama şu üçgen katlayabilir. 2,5, 3,5, 1 lira da üzerine koy. 4,5, 5. Şuradaki tepeleri yoklayabilir. Evet, geçelim. Hocam sırada Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı var. Vay be, kağıda bak. Evet, biraz uzun. Kağıdın şeyi bile... Hedef Girişim Sermayesi ve bilmem nesi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın uf yorulur insan ismini söylerken kağıdın. Bakalım nerede bu? 3.46 olan herhalde. Bu değil mi? Benim bildiğim. Girişim sermayesi. Yani parayı değerlendirmek. Ha. O zaman tahta buradan kopmuş yukarıya. Çanağı tamamlamaya gidiyor. Geçebilir mi? Geçebilir. Niye? Ne yazıyor burada? Seyitler Kimya. Bu 3-4 gündür tavan tavan giden kağıt değil mi? Tamam. Bu kağıdı da aldılar. İştiraklarından bir tanesi. Oraya para yatır demek ki. Orası da gidiyor. Yani bu para yatırdığı yerlerde karlılık falan artıyorsa, iyi yerlere para yatırıyorsa, o zaman bu şirketin değeri artar. Onun için. Yani zaman zaman bunu alır götürürler. Girişim sermayeleri öyle. Gözde falan da onun gibi. Benim bildiğim. İş girişim sermayesi falan. Yani Hedef Holding anonim şirketini evet. Hedef girişim sermayesi. Seyitler Gıda, şey Kimya. Şurada o da. Sekim 12.33 Hedef Girişim Sermayesi Ortaklığı yani onun iştirakı burası tavan tavan gidiyor çünkü bir kağıdı burada aldılar. Pandemi şurada. 1.80 hadi 2. En son burada 2.30. 2.30'dan götürdüler buraya. Çarptılar. Bu bölündü mü? 20 liranın üzerinde değil miydi bu kağıt ya? Oradan aşağı bir daha ikinci tur. Oradan bir daha gömdüler şuraları falan. Sonra burada topladılar. Şimdi kağıdı da tekrar 3-4 gündür tavan tavan götürüyorlar. Orası da onun için gidiyordur. Hedef girişim sermayesi. Daha yükselebilir. Çanağı tamamlayabilir.
Yani burası yukarı gittikçe orayı da etkiliyor anladığım kadarıyla. Şöyle de bakarsak diğer işte şeyleri nasıl, yatırımları hangi sermayelere ortak oluyor? Burada Anatepe 3,5 lirada. İşte. O da gelmiş nereden? 30 sentten 3,5'a. Sonra ne oldu? Bu roket buraya indi 1,80'e. 2021 senesinin ortasında bir çaktılar. Bütün seneyi aşağı geçirdi. Bu buraya aşağı giderken endeks yukarılara gidiyordu. İşte öyle oluyor. Takıldın mı kağıtta? Endeks yukarı giderken sen gidemiyorsun. Senin kağıdın baş aşağı gidiyor. Acayip demoralize eden bir şey insanı. Uzun vade bakıyorsan kardeşim kağıda, o zaman hareketleri görüyor musun? Roket tekrar aşağı, yukarı tekrar aşağı. Yukarı tam şey, roller coaster, Luna Park gibi yani. Ama şu anda tutabilirsin. Öyle görünüyor. En azından şuradaki tepelere kadar veya buraya kadar gidebilir. Bak burada güzel bir şöyle burada güzel bir toba oluyor. Buraya ve orada kar realize edebilirler, silkeleyebilirler. Ama böyle kopartırlarsa buraya kadar bekle o zaman. Yani şuradaki tepeyi yoklamaya gidiyor demektir. Yani teknik olarak garantisi yoktur. Ama teknik olarak beklenti bu tobonun yukarı yönde katlanmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Trend yukarı. Yalnız sıkı kar edildiğinde sat. Yani şuradakiler nasıl satıyorsa, buradan buraya çıkınca nasıl satıyorlarsa, bunlar nasıl satıyorlar? Siz de satın yani. Eliniz şu tuşa gitsin. Düştüğünde gene alırsın. Buralara geldiğinde buraya geldiğinde gaza gelip alma. Alma kardeşim. Burada almamışım, burada almamışım. Burada niye alıyorsun? Kağıt dolar bazında 4 misli olmuş. Geleceksin, mal alacaksın. E çakarlar. Yani sen böyle kafanı uzatırsan ensene patlatırlar bir tane. Böyledir yani. Böyle sert çıkışların içinde gaza gelme. Haydi yarın daha kazanacağım. Haydi yarın daha da gidiyor. Allah Allah. Hoppa. Ev alıyorum, evden villa, villayı da satıyorum, şato alıyorum falan. En sonunda hiçbir şey alamazsın. Burada tekrar bisikletle gider gelirsin işe. Para, yani senin kazancın kağıt üzerinde kalmamalı. Nakite dönüşmeli, satarak. Evet, geçelim. Hocam sırada Konsus Enerji var. Hangisi? Konsus Enerji. Konsus. Konsus dediği şu Johnson mi? Evet. Onu geçen gün de söyledik. Geçen hafta da salı günde yoktu ama geçen hafta olabilir hocam. Pardon. Ne oldu? Taban. O tip bir kağıt bu galiba benim bildiğim. Tepelerde dolaşıyor yani ya ekranın sol tarafında ya sağ tarafında. İyi gitti diye biliyorum bunu ya. E tabii canım. Yani kağıt 3 lira 15 lira.
Hatta şurada flama mulema falan bir şeyler bahsettik galiba. Yarı yol, marı yol gibi. Şimdi tam hatırlayamayacağım ama bundan bahsettiğimizi biliyorum. Yani şu yolculuğu 4, 10 lira, 6, 6'dan da 16, gelmiş oraya. Flama yerini bulmuş. Uzun vade gider kardeş. Ama kısa vade buralarda biraz vakit geçirebilir. Yani tıpkı şuradaki gibi. Buradan tak tak tak. Ondan sonra ne oluyor? İniyor, çıkıyor, gidiyor, geliyor. Ortalamaya doğru yanaşıyor. Vakit harcıyor yani. Niye? Buradan buraya benzin harcadı. Arabanın deposu doluydu, boşaldı. Tekrar benzin doldurmak lazım. Benzin doldurmak için nereye gelmek lazım? İstasyona geleceksin. Şimdi gene benzini harcadı. Tekrar istasyona gelmek isteyebilir. Buralarda gezinebilir. Bu ortalama, yani şu ortalamayı böyle yukarıya doğru gelmesini bekleyebilir kardeşim. Böyle. Buralarda gezmesi doğal. Evet, geçelim. Sırada Sonrası Esen. önemli. Sonrasında eğer tekrar kırarsa 16'yı falan, o zaman bekle. 20, 20'nin üstünü falan bekle. Çünkü yeni çıkan kağıtları biraz silkeleyip sonra tuttururlarsa iyice uçuruyorlar. Evet. Daha sonra uçururlarsa da şaşırmam. Çünkü öyle gidiyor kağıtlar. Uçuruyorlar yani daha sonra. Ama kısa vade biraz yani dinlenebilir de. İyi çıkmış çünkü. Evet. Hocam sıradaki soru Esen. Esen. Evet. Esen Esen mi Doğan. oldu? Evet. Kağıt da buralardaydı. Bak 21 senesi 2021 hızlı çıkış 50'lere doğru geldi. Öyle hatırlıyorum. Sonra bütün seneyi hatta 2022'yi de böyle geçirdim. Hı. 2021'in başı, 2022'nin sonu neredeyse. Eylül filan. Kopma yeri Ekim ayının başı. Kağıt bu uzun süreyi Çanak burada geçirdi. Sonrasında Çanak katlandığıyla kalmayıp kağıdı iyice uçurmuşlar. Yani 60'tan sonrası iyice uçmuş gitmiş. Çanak katlanmayı bırak. Ortalamaların üzerinde trend yukarıya. Yalnız burada biraz satış gelmiş gibi. Yani kısa vade biraz sancılı olabilir. Ortalamalar çünkü geride kaldı. Dikkat edersen ortalamalarla beraber gidiyor yani. Buralarda biraz vakit geçirebilir kardeşim. Ondan sonra yüze mi götürürler? O ayrı mesele. Yani millet tuttuğunu götürüyor bir yerlere. Ama sert çıkışlar sonrası bir yerde kar realize edeceksin ya. Yani. Çünkü tekrar burada da bir yere kadar götürüp patlatırlarsa ondan sonra 3 ay, 5 ay, 6 ay ya yan gider ya aşağıya doğru verirler. Sen de tepede alırsan satmak yerine oralarda bir yerde daha da gidecek diye alındığı zaman bu sefer yatay bir piyasada kan kusturuyorlar adamı. Başka yerde fiyatlar yukarı giderken. Şu anda 60, 86. Sadece şurası. 45'ten geliyor. 45'ten 90'a %100 yapmış. Ne kadar sürede? 2 ay. Ekim, Kasım. Süper para.
İyi para. Kar realize edebilir birileri. Lotlar ne alemde? Yine var yani. Yani 30-40 bin notu alıp veremezsin de. Yani 2-3 bin notu alıp verebileceğin bir yer gibi. 80 liralık kağıtta fena değil. Yani 1000 not alıp 1000 not verebilirsin gibi görünüyor. Ama 5000 not alıp 80 lirada 5000 notu patır kütür trade edemezsin burada. Onu yedirmezler. Ha. Zaten 80, 100, 150, 200, 250 diye gidince fiyatlar, lotlar azalır. O kadar tonla lot olmaz artık kademelerde. Onun için de aldığınız malı çıkmak zor olur. Likidite giderek azalır. Evet. Kısa vade biraz yani durulabilir. Kar satışları falan biraz şey yapmış. Yani dediğim gibi depoda benzin lazım. Depodaki benzin biraz azalmış. Yani ortalamaları falan filan biraz bekleyebilir. İyi de çıkış yaşamış. Birileri kar realize edebilir. Sonrası için trend şu anda hala yukarı yönde gelişiyor. Bekler misin, beklemez misin? Onu bilemem. Hani yani yukarıda ben satıp sonra aşağıda alamıyorum hocam. Yani onu yapamıyorsan o zaman bir şey diyemem. O zaman gözünü kapayacaksın. Kar realizasyonu falan filan pek fazla şey yapmayacaksın, üzülmeyeceksin o zaman. Ortalamalardan tekrar sekiyorsa yukarıya eyvallah. Ortalamalara dikkat edeceksin. Ortalamaların altına indirmeyeceksin. Şunu da bileceksin. Hızlı çıkışlar sonrası birileri karını realize etmek için geliyor. Yani tam kar realize ettiği zaman da 5-6 ay hayır etmiyor. Aşağı doğru gidiyor. Piyasa yukarı gitse bile. Evet, geçelim. Hocam sırada Akbank var. Oynaşıyorlar. Alıyorlar, veriyorlar. Yani başka tarafta kağıtlar %9 falan yapıyor. Kağıt dün çıkıyor, bugün iniyor. Yani yarın gene çıkabilir. Onlar da oynaşıyorlar. Yani arka arkaya şöyle hani yatırımcının dediği gibi %5, %5, %5 falan gittiği yok ya. Yani niye? Yabancı robotlar boğuşturuyorlar. Burası daha ziyade günlük alsat falan yeri olarak da kullanabilirsiniz. Ama alım için falan filan aktif almayacaksın. Yaz 30-40 kuruş aşağıya gelirse. Ertesi gün 30-40 kuruş yukarı mı götürdü? Patlat gitsin. Al kağıdı, al kârını, otur aşağı. Gene yaz 40-50 kuruş aşağıya alışır. Oynaşıyor günü içinde. Yani gidiyor geliyor. Bunlara uzun vade bakmak lazım. Şeyleri gösterdim. Bütün bankaların nerelerde olduğunu. Burada. İstediği kadar uğraşsın. Kısa vadeysen canını sıkabilir. Ama uzun vadeliysen buraya gelecek 1.40'a. Onun geleceği yer burası. 2 dolar, 2,5 dolara yakın. Sabancı nerede? Sabancı burada kardeşim. Buraya geldi Sabancı. Yoksa Akbank Sabancı grubuna ait değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Satıldı mı, atıldı mı? Başka bir grup mu aldı Akbank'ı? Kağıt buralarda almışlar, vermişler. Kağıt burada. Boş ver. Uzun vadeciysen tedirgin olma. Bence. Ha. Hocam, ya Akbank böyle yaparsa? Ya böyle aşağı giderse Akbank?
Ya sıkıntı yok o zaman zaten ya. Kalktı göç elledi, işte avşar elleri deriz. Hep beraber başka bir ülkeye gideriz. Burayı da kapatırız ışıkları falan Türkiye'de. Nereye gidecek ya? "2001'de buraya gitmedi. Buraya gitti. Şimdi toparlanıyor yani. Yukarıya doğru. Buralarda falan değiliz ki. Burada dolaşıyoruz yani. Onun için hani bakıldığında şöyle bakın. Yani bu şirketin bağlı olduğu grubun kağıdına, holdinge bakalım. Holdingde durum ne alemde? Hadi bankayı şınanay yaptık. Holding. Bak bakalım. Holding bak burada. Nereye gidiyor holding? Holdingin hedefi burası. Holding şuradaki tepeleri geçti mi? Buradaki tepeleri. Buradaki tepeleri geçti mi? Geçti. Ortalama üstünde roketledi mi? Roketledi. Buraya hedefliyor mu? 2018 tepesini. Evet. Akbank daha burada. Akbank'ın yan yana koyalım. Sabancı'nın tepesi burada. Akbank'ın tepesi burada. Aynı tarih. Sabancı buradaki tepeyi geçti. Şuradaki. Akbank buraya gelmedi bile. Yani. Sabancı buradaki tepeyi geçti. Şuradaki, burada. Akbank daha burada dolaşıyor. Peki bu kağıdın ne yapmasını bekliyorsunuz? Nereye gitmesi? Buraya gelecek. Tıpkı onun yaptığı gibi. Ha, eğleşirler, eğlenirler. Alırlar, verirler. Değil mi? Tepe burada. Buradaki tepe. Dip de burada. Bunun dibi de burada. Bu şurayı neredeyse katlamak üzere. Bu hiçbir şey katladığı yok bunun. Yani garibim. Garibim daha burayı tamamlamadı. Bırak katlamayı. Katlayarak buraya gelmeyi, daha burayı tamamlayamadı. Birileri Akbank alıyor, veriyor, satıyor, matıyor. Bana ne ya, istediği kadar satsın. Eninde sonunda şu hareket gerçekleşecek kardeşim. Burası. Burası. Böyle bir hareket. Çizersen trendi. Solumuz. Solumuz. Baş. Sağımız. Tobonun yüksekliği. Koydun mu tepeye? Katladığı anda
tesadüfen 2,5 dolara doğru gelecek. Gelse. Daha sonraki kitaplar için filan işte örnek vakalar olarak. Bu bunu yaptıktan sonra aynı şirket, aynı gruba ait banka. Bu da bunu yapacak arkadaş. Buralarda malı toplayamadıysa ne yapacağım? Buralarda gezdireceğim. Mal toplamam lazım. Millet gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor diye kağıdı bırakacak. Gitmiyor hocam diyecek. 150 lirada bırakacak. Gitmiyor hocam diyecek. 250 lirada bırakacak. Yurdal şişman. Bak ekranla oynayıp duruyorsun. Dışarı atacağım. Gitmiyor diyecek, bırakacak. 200 de bırakacak. 250 de bırakacak. 300 de bırakacak. Otokarını motokarını. Bugün 900 lira kağıt. Nasıl gitmiyor? Gitmiyor hocam. Tüpraşı bırakıyoruz hocam. Gitmiyor hocam. 900 lira. 90 lira. 60 lirayı bırak. 90 lira. Ve bugün 500'ün üstüne gidiyor. Malı toplaması lazım kardeşim. Ondan sonra yani bir malı toplamadan etmeden niye götürsünler ki? Para niye götürsün ki o malı? Herkes ne zaman bezgin hale gelecek? Yok ya bu gitmiyor. Satalım başka yere, satalım başka yere, satalım. Tamam. Ha, bir süre sonra 2,5 dolara geldiği zaman şuraya yazıyorum. Tarihe not düşeyim. Akbank 2,5 dolar 50 lira. Aracı kurumlardan fin aracı kurumu evet. Akbank da revize, hedef revize yaptı. 80 lira. Tabii. Şimdi hiç hedef veren var mı? Yok. Sadece Ahmet Mergen hedef veriyor. Verin diyor. 15'li 11 liraya Akbank'ı verin diyor. İstediğiniz kadar verin. Pegasus'a hedef biçiyorlarmış. Yani gülerim. Pegasus'a biz hedefi, Tüpraş'a hedefi, ona buna, Ford'a, otokara hedefi filan çoktan verdik. 2 sene önce verdik hedefi. Onun için biraz uzun vadeli bakacak. Ha, dediğim gibi verir alır, verir alır. Ortalamaların üzerine çıkmaya başladığı anda o zaman iş başka noktaya gidecek. Bak buradaki gibi. TSKB veriyorlardı değil mi? Aa, bir baktım dün gözlerime inanamadım. TSKB veriyorlarmış. Data tavan kilitliyor. Ya güldürme beni belediye ya. Ancak o denir yani. Benim sevgili yatırımcım ya. Evet. Şöyle bak. Göstereyim hepsini. İlla gidin alın demiyorum ama uyanık olun. Toplayamamışlardır kağıtları da. Ha. Bir tanesi burada. Bugün hangisini konuştuk? Kozallar falan filan. Konuşmadık mı bunu biz geçenlerde? Konuştuk. Arkadaşım biri soruyordu. Kozal. Hatta ne dedik? 285 falan hedefi verdik. Önce 235'ti. Ama kağıt neredeydi? Kağıt 160'larda falandı. Yani şu çanağın katlanması hikayesi. Kaç lira yazıyor sol taraf? 240. Çanağın katlanması. Sonra yukarı gitti. 317 oldu. Tabii olur. Bakalım burada neyi anlattık vatandaşa? Hatırlayanlar bilir. Ne anlattım? Şuradaki tepeyi gösterdim.
buradaki Tobo'yu gösterdim, çanağı gösterdim. Böyle. Buna benzer görüntüleri gidin bulun dedim. Şurası kırıldığı anda tak diye en az onun kadar gider. Katlar kardeşim. Katladı mı? Katladı. Şimdi nereye gidiyor? Şimdi buraya gidiyor. $20. Orada biter mi? Bitmeyebilir. Uzun vade ne dedim? Buna benzer bir analizi Koç Holding için yaptım. Nerelere gidebileceğini. $10 falan dedim değil mi Koç Holding için? Ya şimdi bunun için de sana söyleyeyim. Ama babalar burada biraz bekleyeceksiniz. Fincan. Bunu da çizdim. Daha öncekilerde. Bu da burada kulpu mu oluyor dedik. Bak bakalım şimdi nereye gidiyor bu? Kulp. Kulp katla. $32. İtiş kakış, yola devam. Fincan. Fincan katla. $40. Ama 2-3 sene sürer bu. Yani bir kulp 2 senede oluşuyor. Kulpun katlaması matlaması o kadar kolay değil ki. 3 ayda olmuyor. $20'da satıcı gelir. Ondan sonra burada uğraştırır, gider gelir bilmem ne, sonra burası geçilir gelir. Tekrar test eder, retest eder. Bir daha gider gelir, başlar tırmanmaya. Bunu da yazalım. 2027, 2029. Bence yukarı gidecek kağıtlar. Burası da $35-40 görebilir. Ha, dolar kaç lira olur, ne olur, ne biter onu bilemem. Ha, bunun hesabı gayet basittir kardeşim. $35 çarpı o günkü dolar TL kuru. Dolar TL kuru 20, 25, 35, 40 neyse veya 5 lira, 5 liraysa 35'te çarpacaksın. O günkü fiyat o TL olarak, bu kadar basit. Artık iki tane çarpmayı da yapalım yani. Evet. Halk Bank. Hatta buradan yeni kalkıyor ya. Burada veriyor, alıyor, veriyor. Alacak, verecek. Mal topluyor hala. Çaktı, çıktı belki milyon notları. Burada toplamaya çalışıyor. Yani şuraya götürse $1.5 zaten tamam. Malı götürdü. 30 lira yapar. Sana ne? Burada alanlar düşünsün. Ne? Ne yapıyor? 10-25 falan filan vakıfı götürüyor. Sonra 10 liranın altına veriyor, veriyor falan. Ya sevsinler seni ya. Of. Ay. Ay, ay, ay. Evet. Burada boğuşturuyor. İki ortalama arasında. Daha buraya geleceksin, burayı, bunun üstüne çıkacaksın. İşin var daha senin ya. Buralara falan geleceksin. 1-15'lere falan. Bak buradaki 2018 tepesini demiyorum $2. Buralara falan da, buralarda daha işimiz var. Burada vereceksin malı, kaçacaksın. Kaç. Kaç, yani kaçsın. Yani. Erkekliğin 10'da 9'u, 10 tane erkeğin 9'u kaçsın. Bir tanesi bize yeter. Alırız dostla beraber, yürürüz biz de bu kağıtlarda. Ne yapalım? Tüpraş 467 olmuş. Ne anlattık?
Bunu da yaptık analizini. Nereden kalkıyor? Şurayı düşün. Sol omuz baş, sağ omuz. Buradan kalkıyor. Yukarı katladığı zaman buraya geliyor. Buraya gelen buradaki tepeye gelir. Şimdi direnç var. Hocam bu uzun vade nereye gider? Ha, bekleyeceksen 2025, 2027 şu bu. O zaman şöyle yapalım arkadaş senin için. Seni mi kıracağız? Gel buraya. Sol omuz. Baş. Sağ omuz. Büyük topo. Büyük çanak. Katla büyük çanağı. Al buradan trendi. Birleştir tepeleri. 3 aşağı 3 yukarı. Kaç lira yazıyor? $50. Sene burası. Şuraya gelene kadar. 4 sene yazsa 2027 filan. Niye 2023'te olmuyor hocam? Ya keşke olsa dükkan sizin ya. Bana ne? Ya ben cebime mi atıyorum parayı? Keşke olsa da dükkan sizin olsa. Yani. Evet. Şeker bank veriyor alıyor. Allah Allah. Ya kardeşim 2,5 liralık kağıt. 2,5'u 1,5'a bölsen Eylül 2021'e gitsek tamam mı? Bugünkü 2,5 lira Eylül 2021'de 1 lira. Bir sene önceki 1 lira bugün 2,5 lira. Bak bulaşık tablet var. İsim vermeyeyim. FLM ile başlıyor bir şeyler. Veya neydi? Parıltılı. 525 lira olmuş. Kağıt burada. 120 tanesi 525 lira olmuş. Bulaşık tableti. Biz hala 2,5 lirada şeker bankı. Tamam mı? Alıyoruz, veriyoruz, satıyoruz. Çok pahalı hocam ya. Şeker bank çok pahalı falan filan diye. Pahalıysa pahalı. Ne yapalım yani? 2,5 lira. Ya 2,5 liraya simit yok. Simit. Yani 3 tane şeker bankla 1 tane simit açma alıyoruz. Pardon ya. Ya şeker bankın yöneticisi ben değilim. Yatırımcısı da ben değilim de. Yani artık gülüyorum yani. Hocam bu Aselsan 18 lirada takıldı gitmiyor hocam. Ne diyorsunuz? Hocam 18 lirada takılır çünkü malı toplayamadılar. 47'den size verdiler. 45-47'den verdiler. Adamlar toplamaya çalışıyor malı. Şimdi ne oldu? 45 lira. O da buradaydı. Ne anlattım? Ortalamada boğuşuyor dedim. Ortalamanın üstüne bir geçsin. Bak 50 aylık ortalamanın üstüne geçince nasıl roketliyor? Ha şimdi git al. Ya git al da. Yani git al da gör. Orası bitti artık. Kolay para gitti. Şimdi burada seni uğraştırır. Burada 2 tane tepe var. Ha ben alırım 2 sene beklerim. Düşüşe de katlanırım buradaki düzeltmeye. Eyvallah. Ama ya böyle giderse hocam? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer öyle giderse keşke inşallah gider. Şuraya geldiğinde arkana bakmadan çak.
Süper para. Ben çakarım. Öyle giderse. Ha, büyük ihtimalle burada gene yatırımcıyı süründürecek. Sonra bu direnç geçilirken aynı buradaki gibi bir anda roket. Uzun vade. Uzun vade burası kardeşim hedefi. Yani boşuna demiyorlar ki ya da 80 lira 90 lira hedef. Ben de diyorum 4,5 çarp 20 ile 90 lira. Laf ola beri gele. Yani müthiş analizler. Her şeyi analiz ediyorlar falan filan. 90 lira hedef. Ben sana burada söylüyorum zaten 90 liraya gideceğini. Son bir tane daha alayım. Dur bakayım. Almadan önce yatırımcıların birkaç tane daha var öyle. Onlara da bakalım. Yatırımcımızın garantisi vardır. 27 lirada. Garantiye çağrı yapıyorlarmış gene 12 liraya. İsteyen gitsin versin. Buradan alın 27 liraya. 12 liraya teslim edin çağrı yapanı. Ey yarabbim ya. Şuraya bak. Ortalamadan yeni kalkıyoruz da. Millet burada malı verdi. Şuralarda 12 liraya. Sonra biz yatırımcıyız, biz borsacıyız. Ya yürüyün Allah'ı severseniz ya. Ya şu düşüşün sonunda 12 lira. Yani dolar 18 lirayken 12 lira. Yani 3 aşağı 5 yukarı 75 sente. Şurada malı veriyorsun, sonra diyorsun ki ben yatırımcıyım. Ne yatırımcısın ya? Nasıl bir yatırımcısın? Anlamadım gitti. Yatırımcı burada satmaz, burada alır. Gözünü karartır, alır. Hatta ölümünü alır. Bir sürü fırın lazım. Bir sürü fırında ekmek yemek lazım. Yani ekmek yoksa ekmek üreteceğiz. Yatırımcı ekmek yiyecek bir sürü fırından. Başka çaresi yok bu iş. Garanti. Başka ne vardı? İçeceğe mi? İçeceğe bakalım. 10.55. Oo, çok fena çaktılar ya. İyi bakalım nereye çakmışlar. Çakılan yer burası. Burada niye boğuşur? Boğuşur. Buna bir buradaki boğuşmaya bir açıklama getirebilirim. Çünkü tepe var burada. Burada tepe var. Ama bu çanak katlar mı? Bu çanak katlarsa şuradaki tepeye gidecek. Tak. Hop. Aynen orada. Yani hedefler bu şekilde. Evet, son bir tane daha alalım. Ondan sonra kapatıyoruz bu dükkanı. Bol kazançlar dileyerek yatırımcılarımıza. Hocam Pergamon Status sorulmuş. Yani sırada o vardı. Sonra da Petkim sorulmuş. Petkim gider. Gitmesi lazım yani uzun vadede. Burası geçiliyor. Burası geçiliyor yukarı yönde. Uçanak. Petkim'de. Uçanağın kalınlığı yukarı yönde alındığı takdirde 1.25. 22-23 lira civarını hedefler kardeşim bu. Buraya gider. Pergamon muydu neydi o?
Pergamon statüs bilmem ne mi? 37. Evet hocam. PSDTC. Yani çanağın olduğu yere gelmiş. Normal. Çanak tamamlanmış. Yani buralarda satış gelmesi doğal. Kısa vade biraz düzebilir. Buralarda biraz gezinip daha sonra 3 dolara falan gidebilir. Bu da Petkim gibi veya işte şey gibi, diğer kağıtlar gibi şurada çanakla uğraşıyor. Yani buradaki roket gibi gidiş, tabii ki kağıdın satışa uğraması birilerinin burada malı götürüp yatırımcıya verdiğinin işareti. Ondan sonra burada tabii toplama süreci var. Biraz zaman alabilir. Yukarıda sattıklarını geri alacaklar ki tekrar bunu katlayacaklar. 3 dolar civarına gidebilir. Zaman lazım yalnız. Buralarda şimdi TL olarak çanak tamamlandığı için satış biraz kar satışı falan filan gelebilir. Evet. Bu gecelik de bu kadar. Maçlara bakalım. Önümüzdeki maçlara bakalım biz de. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar. İyi akşamlar hocam. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet. Ya, ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Yani yatırımcıları geliyor mu yatırımcılar bize? Gene gelmiyorlar değil mi? Hocam herkesi bekliyoruz. Bekliyoruz. Burada evet. İki takipçilerimizi bekliyoruz. Nuray ve bana ulaşabilirler. Biz her zaman yardımcı oluyoruz. Valla gelmezseniz o zaman Hüseyin Bey benim maaşıma zam yapmaz. O zaman ben de yani sizlere yardımcı olamayacağım. Artık gelmeniz lazım. Bolca burada beraber para kazanmamız lazım yani. Orası burası, zamanında çıkmamız lazım. Bazen dışarıda kalmak lazım. Bazen hiçbir iş yapmamak da yatırımcılıktır yani. Para kazanırsınız. Yani düşüşte takılmazsan kağıtlara yine iyi bir yatırım yapmışsın demektir. Kazancını cebinde tuttun demektir. Her dakika, her an borsada olmak zorunluluğu yok arkadaşlar. Biz mecburen oluyoruz. İşimiz gereği. Sizler yatırımcı olarak her dakika borsanın içinde olmak zorunda değilsiniz. Biraz kafada dinleyebilirsiniz zamanı geldiğinde. Kağıtlarda. Evet, öpüldünüz. Çoğu şey zaten şaka yolu söylüyorum. Yani kimseyi şey yapmak istemiyorum. Bazen böyle hani nasıl diyeyim, kara mizah türü anlatmaya çalışıyorum bazen de ama sakın alınmayın. Paranız boşa gitsin istemiyoruz, o kadar ya. Ya bu şirket olarak, bu şirketin elemanları olarak da paralarınızı bir yere kaptırmayın, birilerine kaptırmayın diye uğraşıyoruz. Onu veriyoruz, bunu veriyoruz. Gerekirse şarlıyoruz, gerekirse kızıyoruz gibi yapıyoruz, azarlıyoruz gibi yapıyoruz ama bunlar sizin paranızı kaybetmemeniz için. Yoksa yani al ver, al ver, al ver, al ver, bizim cebimize para gelsin, böyle bir şey yok. İstiyorsan al tut kardeşim. Ama zamanı geldiğinde satmasında bilin yani. Tamam. Yani ceviz kabuğu gibi hop yukarıya, hop aşağı, hop yukarı, hop aşağı. Yani aradaki bazı şeylerden onları değerlendirmeniz lazım. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Bizi arayın. Arkadaşlarınız bizi arasın. Hadi bakalım. Bye bye.